Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Bu videoda sıfır enerjili bina kavramını size anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere kendi evimizi yapmak üzere bir projeye başladık. Biz kendi projemizde de bu standartları kullanmayı düşünüyoruz. O yüzden bu kavram nereden ortaya çıktı, neyi amaçlamakta? Bu detayları hep beraber bu videoda konuşuyor olacağız. Detaylara geçmeden önce sorun nereden başladı? Size bunu anlatmak istiyorum. İşin temelinde hızla artan nüfus, bununla birlikte ihtiyaçların artması ve konfor beklentisi bizleri daha fazla enerji tüketmeye sevk etti. Biz bu enerjiyi de primer enerji kaynaklarından, yani fosil kaynaklardan elde ediyoruz. Bu kaynakları kullandığımızda iki tane sorunla yüzleşiyoruz. Bunlardan birincisi, bu kaynaklar belli bir süre sonra bitecekler. İkinci sorun da bu kaynakları kullanırken biz ekolojik dengeyi bozuyoruz. Bununla beraber de günümüzde aslında hepimizin de hissetmeye başladığı karbon emisyonu, bunun getirdiği sera gazı etkisi ve beraberinde oluşan iklim değişikliği, yine artan yağışlar, seller, yangınlar ve kuraklık ve kıtlık gibi durumlarla şu anda yüzleşiyoruz. Yani bu kaynakların aslında günün sonunda getirdiği sorunları hepimiz hissetmeye başladık. 20. yüzyılın başında gerçekleşen petrol krizinden sonra enerjiye olan bağımlılığın hem ekolojik hem de ekonomik olarak sürdürülemez olduğu ile ilgili bazı öngörüler oluşmaya başladı. Aslında sorun tespit edildikten sonra da bazı ülkelerin bu konu üzerinde çözüm üretmeye başladığını, çözüm arayışına girdiğini görüyoruz. Bu noktada ilk akla gelen enerji kaynağından kaynaklanan problemleri ancak enerji kaynağı değiştirilerek çözülebileceğiydi. Dolayısıyla işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi ve böylece de bu sorunun çözüleceğiyle ilgili bazı teoriler ortaya atıldı. Ancak o dönemki teknolojik ve bilimsel altyapının yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterli derecede enerji üretilmemesinden dolayı bu fikir birazcık askıya alındı aslında. Başka bir yere odaklanmamız gerektiği sonucu ortaya çıktı. Bu noktada da aslında ilk bulunan şey genel olarak tabana yayılmış ve enerji tüketimi konusunda büyük bir paya sahip olan binalardı. İnsanların hayatının %90'ını binalarda geçirdiğini düşünürsek, binaların enerji tüketiminde oldukça büyük bir paya sahip olduğu kaçınılamaz. Özellikle binalarda kullandığımız ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma konuları enerji tüketiminde büyük bir paya sahipler. Dolayısıyla bu konuda enerji etkin bir çözüm bulunabilirse ileriye yönelik bilimsel olarak ve teknolojik olarak bu gelişmeleri sağlamak için hem zaman kazanmış olacaktık hem de doğaya verdiğimiz zararı biraz yavaşlatabilirsek bu konuda belki doğa kendini toparlamak için zaman kazanacaktı. Dolayısıyla buraya odaklanıldı. İsterseniz bu noktada binaların bu enerji konusunda ve kaynak tüketimi konusunda ne kadar büyük bir paya sahip ona bakalım. Binaların ne kadar enerji ve kaynak tükettiği ile ilgili sizlere istatistiki verilerden oluşan rakamları paylaşacağız. Ancak bu araştırmalarımız sonucunda hem yeni veriler hem de eski veriler olduğunu gördük. Biz sizinle tamamını paylaşıyor olacağız. Bu verilerin bazılarını da size belli bir aralıkta vermeye çalışacağız. Bazıları da kesin rakamlar olacak. Öncelikle fosil yakıtların %35'i ile 40'ı binalarda kullanılıyor. Karbondioksit emisyonun %33'ü ile 40'ı binalardan kaynaklanıyor. Atıkların %40'ı ile 65'ini binalar üretiyor. Elektriğin %71'ini binalar kullanıyor. Enerji tüketiminin %40'ı binalarda kullanılıyor. Şimdi bu enerji tüketimini biraz daha açalım isterseniz. Enerji tüketiminin %75'i de binalarda ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıldığını görüyoruz. Malzemenin %70'i binalarda kullanılıyor ve ormanların %25'i yine binalarda kullanılıyor. Ve son olarak da geleneksel binalarda sadece %5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanıldığını görüyoruz. Sorunun temelini size kısaca özetledik. Çözüm konusunda da aslında odaklanabileceğimiz ana bir noktanın olduğunu da gördük. Binalar bu noktada büyük bir role sahip. Burada yapılacak her türlü iyileştirme bize zaman kazandıracaktır. Dolayısıyla bu noktada bazı ülkelerin
binaların hem üretilmesi hem de işletilmesi konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve inovasyonel fikirler geliştirdiğini görüyoruz. Bu noktada da bazı kavramlar ortaya çıkmaya başladı. İşte bu kavramlardan bazılarını saymak gerekirse sıfır enerji bina, pasif bina, artı enerji bina gibi enerji verimliliği konusunda bazı kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu kavramların dışında aslında daha kapsayıcı, bunları da içine alan bir kavram daha var. Bu da yeşil bina ya da çevreci bina kavramı. Bu konuda Dünya Yeşil Bina Örgütü tarafından hazırlanmış bazı çalışmalar var. Ancak biz bu konuyu bir sonraki videoya bırakmayı düşünüyoruz. Çünkü bu daha kapsayıcı bir konu. Öncelikle bizim bu noktada sıfır enerjili bina kavramına odaklanmamız gerekiyor. Bu sıfır enerjili bina nedir? İsterseniz şimdi onu konuşalım. Binalarda enerji verimliliğini tek bir kavram altında toplamak gerekirse bunun adı net sıfır enerjili bina, yani NZ. Bu kavramı da tek bir cümleyle anlatmak gerekirse primer enerji kaynağı kullanmayan bina demek. Bir başka deyişle kendi enerjisini kendi üreten, kendi kendine yetebilen bina demek. Peki bu nasıl oluyor? Bu bina yenilenebilen enerji kaynaklarından ürettiği enerjiyi kendisini kullanarak bunu sağlayabiliyor. Peki bu yenilenebilen enerji kaynağını nasıl üretiyor? Ya yerinde ya da uzaktan bir kaynakla bunu sağlayabiliyor. Yerindeki yöntem de şöyle, binaya direkt entegre yöntem olarak düşünmelisiniz. Burada güneş panelinden, rüzgar türbününden ya da çöpe gidecek odunları da düşünebilirsiniz. Bu da bir sonuçta kaynak onun için. Bu kaynakları kullanarak kendi enerjisini üretiyor. Uzaktan olan yöntemde ise yine güneşten elde edilen güneş santrallerinden, rüzgardan olan rüzgar santrallerinden elde edilen enerjinin bu binalara gelerek burada bu enerjiyi kullanmasını düşünebilirsiniz. Yine burada uzaktan olan bir başka yöntem daha var. Çok sıklıkla karşımıza çıkmasa da bu da oldukça iyi bir yöntem. Ortak olarak üretilen güneş enerjisinin belli bir sistemde, yani belli bir birden fazla evin ürettiği enerjiyi bir santral gibi başka bir noktada bulunan eve transferi de yine bu uzaktan olan yöntemin içerisine girmekte. Net sıfır enerjili binalarda kendi enerjinizi üretmeniz kadar önemli olan bir diğer konu da enerji verimliliği konusu. Çünkü çok fazla enerjiye ihtiyacımız olduğunda bunun tamamını yenilenebilir enerji kaynağıyla elde etmek mümkün değil. Videonun başında da söylediğimiz gibi bu konudaki teknolojiler hala yüksek verimlilikte enerji üretmemizi sağlamıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı karşılamak için öncelikle tüketimimizi çok iyi optimize etmek, burayı etkin ve verimli hale getirmemiz gerekiyor. Net sıfır enerjili binaların enerji verimliliği konusunda odaklandığı birkaç tane ana nokta var. İsterseniz kısaca bunları da size sayalım. Birincisi, bina kabuğu ile ilgili, yani ısı yalıtımı ile ilgili konuya çok odaklanılıyor. Çünkü bina içerisindeki ısıyı hem kışın hem de yazın sabit bir şekilde tutup buradaki kayıpları önlemek enerji verimliliği anlamında çok büyük artı değer katıyor size. Yine bu içerideki ısıyı muhafaza etme konusunda cam yüzeylerinde büyük bir payı var. Burada çift cam, üçlü cam ya da bazı güneş ışınlarını yansıtan kaplamalı camların kullanılması önemli. Yine bina içerisindeki kullandığınız cihazların yüksek verimlilikte olması odaklanılan bir konu. Burada A++ dediğimiz yüksek verimlilikte olan elektrik cihazları kullanılması gerekiyor. Yine bina içerisinde çok fazla enerji tüketen bir diğer konu da havalandırma konusu. Burada kullandığınız havalandırmanın geri kazanımlı bir cihaz olması önemli. Böylece binanın içerisindeki sıcak havayı dışarı atarken dışarıdan aldığınız temiz ve soğuk havayı bir miktar ısıtıyorsunuz. Böylece orada bir ısı kazancınız oluyor. Yine diğer odaklanılan bir konu da ısınmanın kendisi, ısınma kaynağınız aslında. Bu noktada ısı pompalarının kullanılması öneriliyor. Burada özellikle toprak kaynaklı ısı pompaları daha çok önerilse de verimliliklerinden dolayı bunların maliyetleri bazı noktalarda çok etkin olmayabiliyor. O yüzden hava kaynaklı ısı pompaları da odaklanılan konuların başında geliyor.
Bu ısı pompalarına aslında odaklanmanın bir diğer noktası da bunlar elektrikle çalıştıkları için zaten siz de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edebildiğiniz için bunları birbirleriyle eşleştirmeniz çok kolay oluyor. O yüzden de aslında bunlar birazcık tercih sebebinden ziyade biraz zorunluluk gibi düşünebilirsiniz. Yine bina içerisindeki ihtiyaç duyduğunuz sıcak suyu da güneş kolektörleriyle sağlayıp ya da yine ısı pompası kaynaklı boilerlerle sağlayarak burada bir verimlilik elde etmeye çalışıyorsunuz. Son olarak binanın yapısal olarak da size katkı sağlayacak bazı yöntemler var. FDM dediğimiz bir madde var. Bu iç yüzeylerdeki alçı sıvalarda ve güney cephelerde kullanılıyor. Bu malzeme 25 derecenin üzerinde ısı tutmaya başlıyor. Böylece bu 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklara çıktığınız zaman sizin bina yüzeyinizde aslında ısıyı depolamış oluyorsunuz. Yani ya binanın içine girmiyor dış cephede kullandıysanız, iç cephede kullandıysanız da binanın içerisindeki sıcaklığı duvarlar emmeye başlıyor. Bu şekilde bir kazanım elde etmiş oluyorsunuz. Bunun dışında aydınlatma konusu var. Aydınlatma konusunda da LED aydınlatma armatürleri kullanarak bir geri kazanım enerji verimliliği sağlamanız mümkün. Bunların aslında hepsi bina yapısı ve kabuğuyla olduğu için burada birazcık mimari tasarım da önemli. Özellikle mesela güneş konusunda, güneş gören cephe konusunda yazın gölgeleme elemanının düşünülmesi, kışın işte bu cephelerden daha fazla ışık alınması, yine doğal aydınlatmadan daha çok faydalanmak için yüzeydeki cephelerdeki açıklıklar. Yine aynı şekilde binada eğer sürekli mekanik bir havalandırma kullanmak istemiyorsanız doğal bir havalandırma tasarımının yapılması binanın odaklandığı ana konular diyebiliriz. Binanın enerji verimliliğinden ve etkinliğinden bahsettik ve yenilenebilir enerji kaynaklarından da enerji ihtiyacını nasıl karşıladığını size anlatmaya çalıştık. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok gibi gözüküyor. Ancak bu binaların da belli mevsimlerde enerjisi tam olarak kendisine yetmeyebiliyor. Örneğin kışın çok soğuk mevsimlerde ısıtma ihtiyacının da arttığını düşünürsek, hava da kapalıysa eğer güneş enerjisinden yeteri kadar enerji üretemediği için evin enerjisini sağlamayabilir. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Bu durumda bu binalar şebekeye bağlanarak şebekeden elektrik alıp bu ihtiyacını giderebilir. Burada şebekeden aldığı bu enerjiyi de yazın güneşten yine fazlaca aldığı enerjiyi bu şebekeye geri vererek aslında günün sonunda sıfır enerji kullanmış olarak düşünebilirsiniz. Yani borç alıp borç veriyor. Ancak yani ülkemizde tekrar şebekeye enerji verme konusu çok iyi değil maalesef. Bununla ilgili bazı kısıtlamalar var. Ancak bunun yanı sıra bu binalara şebekeye hiç bağlanamaz gözüyle de bakılıyor. Hani burada özellikle bu duruma da bir açıklık getirmek istedim ben. Şimdi bu kadar anlattık ama tam bu noktada bir terim daha size söylemek istiyoruz. Bu enzep konusuna en-enzep diye bir kavram daha giriyor. Şimdi bu amaçla yani yenilenebilir enerji kaynağı kullanan, işte primer enerji kaynaklarından olabildiğince uzak duran bina tasarımı yapsanız da bazen ya tasarımınızdan ya da iklim koşullarınızdan dolayı bunu %100 yerine getirmeniz mümkün olmuyor. Bir miktar doğalgaz kullanıyorsunuz ya da bir şekilde şebekeden aldığınız borcu ödeyemiyorsunuz. Bu durumda da işte yaklaşık net sıfır enerjili bina en-enzep kavramı karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Videonun başında normal üretilen binaların çevreye verdikleri etkilerden ve zararlardan da rakamlarla birlikte bahsetmiştik. Peki acaba biz net sıfır enerjili bir bina inşa edersek bu binanın çevreye herhangi bir faydası var mı? Bununla ilgili bir veri var mı diye düşünebilirsiniz. Şimdi isterseniz bu verilere biraz bakalım. Bu binaların karbondioksit salınımını %33 ila %39 daha az yaptıkları, su tüketimini %40 ila %50 daha az tükettikleri, atık üretiminin %70 daha az olduğu, elektrik tüketimi %24 ila %50 daha az olduğu, enerji tüketiminin de %24 ila %50 daha az tükettikleri biliniyor. Yani bu binalar aslında rakamlarla da enerji verimliliğini aslında ispatlamış durumdalar. Net sıfır enerjili bina kavramı ile ilgili temel seviyedeki bilgiyi size aktardığımızı düşünüyoruz.
Videonun da başında bahsettiğimiz gibi biz de kendi evimizde bu standartları kullanmak istiyoruz açıkçası. Yaptığımız araştırmalar sonucunda çok fazla bu konuda çalışma olsa da Almanya'daki Passive House Enstitüsü'nün bu konudaki ortaya koyduğu bir program ya da bir metodoloji var. Pasif ev planlama paketi diye, kısaca PHPP diye geçiyor. Burada hem binanın tasarımı sırasında hem de binanın yapımı sırasında hazır bir şekilde belirlenmiş konseptler var. Bunları projeye dahil etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda ilerleyen aşamada sizinle daha detaylı bir video çekip bu PHPP'nin ne olduğunu ve size neler sağladığı ile ilgili bir video da hazırlayacağız. Bu konuda da bizi takipte kalın. Şimdi buraya kadar size aslında genel olarak enerji etkin bir bina nasıl yapılabilir, sıfır enerjili bina nedir, bunların işte sağladığı faydalar nelerdir, şu anda günümüzde kullandığımız enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararlardan tutun da bütün detayları anlatmaya çalıştık. Şimdi bu noktanın haricinde yine ilerleyen videolarda da bahsedeceğiz. Buradan önden bir giriş yapmış olayım ben. Şimdi bizim bu kavramların algılanması ile ilgili, özellikle bu sıfır enerjili binanın algısı ile ilgili bazı endişelerimiz var. Çünkü burada bazı şeylerin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Bunları da sizlere detaylandıracağız. Yine bazı noktalarda aslında kaygılarımız da var. Çünkü her şey bu kadar anlatıldığı kadar güzel olmayabilir de. Oralarda da tuzaklar olabilir. Evet, biz bütün detayları yeri geldiğince sizlerle de paylaşıyor olacağız zaten. Şimdilik burada bırakalım. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.